Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli, bakın bu, gerçekten çok güzel duran, kibar duran bir örgü modeli. Aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimin arka yönden görüntüsü de bu şekilde. Anlatımına geçmeden önce şöyle modelimizi yakından görelim. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da fikir olsun. Şimdi kullandığım ipi göstereyim sizlere. Alize Süperlana Klasik. Renk numarası da burada yazıyor. Eğer merak edenler olursa ve 3 numara şişlerle ördüm. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz şöyle, her bir model 4 ilmekten oluşuyor bakın. Bu şekilde 4, 4, 4 olacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Yapmak istediğimiz örgü büyüklüğü boyunca 4 ve 4'ün katları olarak. En sona geldiğimizde bakın, her iki başa bırakmak için 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Sizler de ilmeklerinizi bu şekilde 4 ve 4'ün katı artı 2 kenar ilmeği olarak attığınızda model tam olarak denk gelecektir. Şimdi dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Ben daha öncesinde şöyle ilmeklerimi atıp bir örgü tabanı hazırladım. Modelimizi bunun üzerine kuralım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmek atmışım. Şimdi bunun üzerine örgümüzün ön yüzü olacak burası. Ön yüzdeyken modeli kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini aldım, bir ilmek düz ördüm. İpim yine örgümün arkasında. Sıradaki ilmeği bakın bir kez düz ördüm. İlmeğimi çıkarmadım. Şişime bir ilmek daha doladım. Aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. Toplam bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Ve artık ilmeğimi serbest bıraktım. Hemen devamındaki ilmekten de yine bir ilmekten 3 ilmek alacağız. Önce bir kez düz ördük. Sonra şişime bir kez ilmek doladım. Aynı ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. İki ilmeği yan yana bu şekilde bir ilmekten 3 ilmek olarak ördük. Şimdi bir ilmek düz. Sonrasında 4 ilmek ters. 1 2 3 4 4 ilmeği ördüm. Yine buraya model yapacağız. Önce bir tane düz ilmek ördüm. Sonra sıradaki ilmekten bir düz ördüm, bir doladım. Tekrar bir düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek almış oldum. Hemen yanındaki ilmekten de yine bir düz, bir dola ve tekrar bir düz. Yine 3 ilmek çıkarmış olduk. Bir tane tek olarak düz ördüm. Şimdi 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Yine model yapacağım yere geldim. Önce bir tane düz ilmek ördüm. Sonrasında sıradaki ilmekten 1, 2, 3 ilmek aldım. Hemen yanındaki ilmeğimden de yine 1, doladım 2, tekrar ördüm, 3 ilmek aldım. 1 ilmek düz ördüm ve de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Sizler bu şekilde modele devam ederken 4 ters, 4 ilmeğe de model, 4 ters, yine 4 ilmeğe model olacak şekilde devam edersiniz. Şimdi döndük örgümüzün arka yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek ters ördüm. Burada çıkarmış olduğumuz ilmeklerimiz var bakın. Üçlü üçlü toplam 6 tane. Bunları örmeden sağ şişimize alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bunları örmeden sağ şişimize aktardık. Devamına 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Yine çıkardığım üçlü grup ilmeklere gelmiş olduk. Bunları örmeden sağ şişe alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği ters ördüm. 6 ilmeği de örmeden sağ şişe aldım.
Yine 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters ilmeği ördük. Yine çıkarmış olduğumuz, bakın, üçlü grup ilmekleri toplam 6 tane örmeden sağ şişime aktardım. 1 ilmek ters ve de kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Burası örgümüzün arka yüzü. Şimdi döndük, tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Sıraya başlarken önce yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Şimdi burada bakın, bir tane düz ilmeğimiz ve yanında da çıkarmış olduğumuz 3 tane ilmeğimiz var. Düz ilmeği atladım. Devamındaki 3 ilmeği ön taraftan sağ şişime aldım. Atladığım ilmeği de çıkarıp onu da örgümün arka tarafından sol şişime taktım. Ve bu 3 ilmeği de tekrar sol şişe getirdim. Ve üçünü birlikte şöyle yapalım, belli olsun. Bakın, 3 tane çıkarmış olduğumuz ilmeği ön taraftan batıp üçünü birlikte düz ördüm. İç kısmı aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizin yarısı. Şimdi aynı işlemi bir de aksi yöne yapacağız. 3 tane çıkarmış olduğumuz ilmeğimiz duruyor. Devamındaki düz ilmeği örgünün arka tarafından, örgümün arkasından şişimi aldım. Bu 3 ilmeği de şöyle dikkatlice tutup çıkardım. Onları da ön taraftan sol şişimi aldım. Düz ilmeği de tekrar onların ön tarafına getirip önce tek olan ilmeği düz olarak örelim. Sonrasında da bu üçlü ilmeği, üçünü birlikte düz olarak örüyoruz. Modelimiz burada oluştu. Arada 4 tane ters ilmeğimiz vardı. Yine onları ters olarak örelim. 2, 3 ve de 4. Yine model yaptığım yere geldim. İlk ilmeği atlayıp üçlü grup ilmeği ön taraftan, atladığım ilmeği de örgümün arkasından şişime aldım. Hepsini sol şişte birleştirip önce üçlü grup ilmeği üçünü birlikte düz olarak ördüm. Sonrasında da iç kısmı aldığım tek ilmeği düz ördüm. Şimdi de üçlü ilmeği atlayıp hemen devamındaki düz ilmeği örgümün arkasından, üçlü ilmeği de örgümün ön tarafından şişime taktım. İlmekleri yer değiştirmiş olduk. Önce iç kısmı aldığım tek ilmeğimi tek olarak düz ördüm. Sonra da üçlü ilmeği üçünü birlikte düz olarak tek ilmeğe düşürdüm. 4 ilmek ters. Şimdi 3. modelimize geldik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeği atlayıp diğer 3 ilmeği ön taraftan, atladığım ilmeği de örgümün arkasından aldım. Önce üçlü grup ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında da iç kısmı aldığım ilmeği tek olarak düz ördüm. Şimdi de 3 ilmeği atlayıp tek ilmeği arka taraftan, üçlü ilmeği de örgümün ön yüzünden şişime aldım. Önce bir düz, sonra da üçlü olan ilmekleri bir kez düz ve de kenar ilmeği. Sıramın sonunda örgümü görüntüsü. Şimdi dönüp arka yüze geldiğimizde arkada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümün arkasında ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizin ilk aşaması bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi burada modelimizi kaydırıyoruz bu sırada. Şu aralara modelin üzerine terslerimizi öreceğiz, haroşalarımızı. Bu haroşa olan kısma da yeni modelimizi yapacağız. Kenar ilmeği devamına 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Sonra 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmekten de 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Hemen yanındaki ilmekten de yine 3 ilmek aldım ve 1 ilmek düz ördüm. Yeni modelimi buraya oluşturmuş oldum. Bakın, bir önceki sırada model yaptığımız yer, buraya 4 tane ters ilmek. 4 ters örüyoruz. Sonra da modelimizi kuruyoruz. Şimdi 4 tersimi örmüştüm. 1 ilmek düz ördüm.
Sıradaki ilmekten 3 ilmek aldım. Hemen yanındaki ilmekten de yine 3 ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz. Modelimizi buraya oluşturmuş olduk. 4 ilmek ters. Ve de kenar ilmeği. Yeni modelimizin yerlerini buraya bu şekilde ayarlamış olduk. Döndük arka yüze. Kenar ilmeği. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Ve ilmek çıkarmış olduğum yere geldim. Bakın 6 tane yan yana çıkardığımız ilmekler. Bunları örmeden sağ şişe aktardım. 6 ilmek ters. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördüm. 6 ilmek de örmeden sağ şişe aktardım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ve de kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Devamına 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi model yaptığımız yere geldik. Burada altta yaptığımız işlemin aynısı. İlk ilmeği atlayıp diğer 3 ilmeği ön taraftan atladım. Tek ilmeği de arka taraftan şişimi aldım. Önce bu 3 ilmeği önden batıp düz olarak ördüm. İç kısmı aldım. Bir tane ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tam aksi işlem. 3 tane ilmeği atlayıp devamındaki ilmeği arka taraftan, 3 ilmeği de ön taraftan şişe aldım. Önce tek olan ilmeği tek olarak, sonrasında da üçlü olan ilmeği üçünü birlikte düz olarak ördüm. Araya 4 tane ters ilmek. Ve yine model yaptığım yere geldim. İlk ilmeği atlayıp 3 ilmeği ön taraftan, diğer ilmeği de arka taraftan şişe aldım. Şimdi önce üçlü ilmeğimizi üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi yine ilmek değiştiriyoruz. 3 ilmeği atlayıp devamındaki ilmeği arka taraftan, 3 ilmeği de ön taraftan şişimi aldım. Önce bir tane düz ördüm. Sonra da 3 ilmeği üçünü birlikte düz olarak topladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ve de kenar ilmeği. Sıramı bu şekilde tamamladım. Modelimizin de son sırasıydı. Şimdi arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak ördükten sonra şu altta yaptığımız gibi bu terslerin üzerine hemen şöyle göstereyim. Buraya terslerin üzerine yeni model yapacağız. Model yaptığımız yerin üzerinde olan 4 ilmeği de ters örerek örüp geçiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. İlerlemiş hali de bakın bu şekilde. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.